Merhaba. Bu videomuzda okunabilmesi için tabloları nasıl biçimlendiririz onu anlatacağım. Tablomuza tıkladığımızda hemen yukarıda tablo araçları çıkıyordu karşımıza. Tasarım ve düzen diye iki seçeneğe ayrılıyordu. Tasarıma tıklıyorum. Burada bakın tablo stillerini gösteriyor. Buradan değişik tablo stillerini, aradaki çizgileri ayarlayan, renkleri ayarlayan bunları buradan görebiliyorsunuz. Hemen alta tıkladığınızda tablo stilleri kümesi karşınıza çıkıyor. Buradan yine istediğiniz şekilde tablo stillerini ayarlayabiliyorsunuz. Kalın çizgi, ince çizgi ya da koyu ve açık şekilleri, renkleri yine buradan ayarlıyorsunuz. Örneğin çok okunması çok zor oluyor. Yine aşağıdan seçiyorum. Veya hemen buradan hepsinin renginin koyu olduğu, yani kutucukların için rengin hepsinin dolu olduğu bir stil. Aşağıya tıklıyorum. Buradan istediğiniz stili gene seçebiliyorsunuz. Veya başka stillerde oluşturabiliyorsunuz renklerde. Yine yanda örneğin üst bilgi satırına tıklıyorum. Ve rengi değişebiliyor. Buradan gördüğünüz gibi. Veya toplam satırın rengi yine buradan değiştirebiliyorsunuz. Şeritli satırların rengini. Bakın burada değişik koyu ve açık renk seçenekleriyle düzenleyebiliyorsunuz. Son sütun daha koyu oluyor. İlk sütun bu taraf daha koyu oluyor. Şeritli sütunları da yine buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu yaptığımızın hepsini buradan kaldıralım. Hemen yukarıda en basit haline döndürelim. Düz. Yine yanda bakın gölgelendirme ve kenarlıklar var. Buraya tıkladığınızda bakın tablonun hepsini seçiyor. Gölgelendirmeye geliyorum. Renk yok diyorum. Kenarlıklara geliyorum ve kenarlık yok dediğimde bakın tablo kenarlıksız ve renksiz gözüküyor. Bu eğer çok verili bir tablonuz varsa daha net görmek açısından size yarar sağlayacak bir yoldur. Yine tıklıyorum. Yine bu çizgiler de kalksın diyorsanız düzene geliyorsunuz. Kılavuz çizgilerini görüntüle butonu var bakın. Buna tıkladığınızda kılavuz çizgileri de kayboluyor. En sade halini görüyorsunuz tablonuzun. Kılavuz çizgilerini geri getirelim. Bu haldeyken tablonuz üzerinde oynamalar yapabiliyorsunuz. Örneğin seçiyorum, girişe geliyorum. Bakın nasıl durduklarını ayarlıyorum. Veya bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Tekrardan daha önceki videolarda da gösterdiğim gibi. Buradan da ayarlayabilirsiniz. Tekrar eski haline getirmek için yine tıklıyorum. Tasarıma geliyorum. Gölgelendirmeye tıklıyorsunuz. Buradan rengini de ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz. Kenarlıkları da tüm kenarlıklar dediğiniz zaman bakın eski haline geri döndü. Bu şekilde metninizi daha kolay okumak ve görmek için tablonuz üzerinde değişiklikler yapabiliyorsunuz.